haberlerine geçtik değerli izleyenler. Ee, bugün HPG'nin bir açıklaması daha oldu. Önce onunla başlayalım. HPG Basın ve İrtibat Merkezi 17 Temmuz'da yaşanan çatışmalarda e, 10 askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı da 2 askerin yaşamını yitirdiğini bugün duyurdu. E, i̇lginç olan bir şey var arkadaşlar. Şimdi ben ekrana getireceğim. Bu helikopterin düşüş şeyi var. Düşüşü var. Evet birazdan geçtik artık görüntüleri sizlerle paylaşacağım ama önce bir habere bakalım. HPG Basın ve İrtibat Merkezi e, ne açıklama yaptı? HPG gerilaları Türkiye'ye ait bir helikopteri düşürdü değerli izleyenler. Aynı 30'unda bu helikopter düşürülmüş. Gerilla TV'de bu görüntüleri bugün paylaştı. Sosyal medyaya bu öğlen saatlerinden sonra harıl herkes paylaşmaya başladı. Tabii ki bir şey var. İnsanlar bu helikopteri paylaşırken Kürtler özellikle Bonz'de, Çar'de, Senz'de, Doğanz'de, Yanz'de diye geriye doğru gidiyorlar. Bunun da tabii ki bir anısı var. Hatırlarsanız bundan bir birkaç yıl önceydi. Bir helikopter yine düşürülmüştü ve bir gerilla omuzunda tabii ki o gündüz vaktiyle düşürülmüştü. Bu gece vakti düşürülmüş. O gerilla omuzundaki o e, roketle beraber roket mi diye artık füzeyle pardon füzeyle beraber geri sayıya başlıyor. Geri başlıyor. Yani işte 15'ten başlıyor. 1'e kadar ondan sonra e, tetiğe basıyor ve o helikopter e, gündüz olduğu için tam net çekiliyor. Paramparça olup aşağı düşüyor ve onu da bir kırım olarak e, şey yapmışlar. Şimdi nedense bu kırım meselesi. Kırım nedir? Kırım işte havada bir helikopterin yalpalaması, işte rüzgar etkisiyle vesaire düşmesi sonucu. Yani kaza geçirip düşmesidir. Bütün düşen helikopterleri bugüne kadar hiçbir tanesini kabul etmediler. Hiçbir tanesini. Görüntü yayınlıyor gerilla kaynakları. Bakınız, şu bakar mısınız? Ama yayınladıkları görüntüleri dahi bu bir kırımdı dedi. Ben geçen sene bir haber yapmıştım. Hatırlıyor musun? Bir ses kaydı yayınlamıştım. Sanırsan Clubhouse'da gibi bir yerdeydi. Bir e, katıldığı bir tartışma odasında canlı olarak. Orada dedi ki, onun ses kaydını yayınladım. Hatta 500 bin, 600 bin izlenmiş o video. Dedi ki yeter artık. Görevde olan biri, Mersin'de görev yapan bir as subay. Yeter artık dedi ya. O zaman da geçen sene de bir helikopter düşürülmüştü ya. Tam gündemdeydi. O soruldu kendisine. Dedi ki yeter artık ben dayanamıyorum söyleyeceğim dedi. 2017 yılında içerisinde 21 askerin de olduğu helikopteri dedi biz Kırım ma ve düştü dedi. dedi. O helikopterde de dedi PKK öldürdü dedi. E düşürdü dedi. Vallahi aynen böyle adam dedi artık ne olacaksa olsun ben dayanamıyorum artık dedi. Ya bu kadar da pes diye dercesine. Ee, onun haberini yapmıştık. Şimdi hatırlarsanız bugüne kadar şöyle gözümüz, gözümüzün önüne gelen en az da bir, bir 10 tane görüntü var yani en az. Bir, bir, bir 5 10 tane böyle net yani net helikopterlerin füzeyle falan düşürdüğüne dair görüntüler var değil mi? Ama bugüne kadar siz araştırın, tarihe bakın, son 10, 20, 30 yıla bakın. Hiçbir Türk arşivinde, Türk basınında PKK helikopterimizi düşürdü diye bir haber asla bulamazsınız. Yok. Görüntülere de olmasına rağmen çıkıp bir açıklama, bir şey yapmıyorlar. Basını susuyor. Bakın mesela bugün bu görüntüler yayınlandı. Tamam mı? bakalım görüntülere. Bugün bu görüntüler yayınlandı. Bu görüntülere bakmadan önce arkadaşlar şey vardı ya bunun detayı neydi? Evet Türkiye'nin Federal Kürdistan bölgesindeki ZAP, Metina ve Avaşin alanlarına dönük saldırılarını sürerken çatışmaların sürdüğü Şikefta, Brindara'da bir helikopter düşürmüş. Bu yeri de biz unutmadan söyleyelim. Fırat Haber Ajansı bunu öğlen saatlerinde flash haber olarak e, duyurdu. 30 Mayıs saat 22'de, 22.20'de darbe alan helikopterin Şikefta, Brindara ile Herek gol alanları arasında düştüğü ifade edildi. Haberde düştüğü belirtilen helikoptere ait görüntüler paylaşıldı. Yani şimdiki görüntüler. Biz bu görüntülerle birlikte bakalım tabii ki gece şartlarında çekilen çekilen görüntülerdir. Önce bir üç helikopter birden geçiyor arkadaşlar. Şu anda bir helikopter geçiyor. Bunlar gece e, kamerasıyla çekildiği için görüntüler tabii ki o kadar net değil. Şimdi sesler de var. Ben sesle ma müzik marşı koydukları için sesi dinletmiyorum burada. Aynı zamanda bakın tutuşturuldu. Bir füze tutuşturuldu ve silah sesleri de var zaten. Burada da yine ee, bir, evet. Burada bak, at, bakınız ateşlendi. Şimdi birazdan bir görüntüde çok ee, bakınız burada artık düşmeye başlıyor. Burada düşüyor şimdi arkadaşlar. Bakınız görüyor musunuz? Burada helikopter düşüyor. iki dağın arasına düşecek ve ee, evet. Gece. Bakınız şurada Aşağı tarafta artık e, dağlar var. O dağların arasına helikopter düşüyor. Açık bir şekilde yukarıdan düştüğü böyle görüntüleniyor değerli izleyenler. Şimdi bu e, nedir biliyor musunuz? Türk Devleti zapta, bakın burada da e, net olarak görünüyor zaten. Gece koşullarında herhalde bundan fazla da bir görüntü yakalamak mümkün değildir. Evet, niye hatlar karıştı? Pardon arkadaşlar. Şimdi bir şey daha söyleyelim. Peki Türk basını bu olay paylaşıldıktan sonra, bu görüntüler paylaşıldıktan sonra görüntülerden net olarak zaten görülüyor helikopterin düştüğü iki dağ arasında düştüğü. Belki telefonda izlerken siz tam göremiyorsunuz net olarak görünüyor. Bu helikopterle ilgili herhangi bir açıklama yapıldı mı? Ayın 30'da bu olay gerçekleşmiş. Tam 18 gün önce. Yani gerilla ancak o alanlar çıkmış gelmiş de hazırlamışlar paylaşmışlar. Normal. Peki Türk Devleti siz hatırlar mısınız değerli izleyenler o, o gün bu helikopterin vurulduğu gün bir Skorsky, gibi Skorsky tipi helikopteri düşürdük diye gerilerin bir açıklaması vardı ve Türk medyası bunu da biz zaten gündeme getirdiğimiz zaman troller gelip ekranda şey yazıyor. Diyorlar ki ya hani eğer varsa e, öyle bir görüntü varsa pardon öyle bir bu haber doğruysa görüntü nerede? Kardeşim bütün saldırılarda herhalde insanlar yemin saat ellerinde kamerayla gezmez yani. Bunlar gerçekten de zor görüntüler. Dünyada Rusya-Ukrayna savaşında bir helikopter düşürüldü. Aylarca o paylaşıldı. Yani inanılmaz bir şeydi bir helikopteri düşürmek ve onun görüntüsünü çek çekmek. Kimsenin haddi değil yani öyle kolay kolay ele geçirilecek bir görüntü değildi. Çok zor bir durum. Ama bugüne kadar baktığımız zaman ZAP'ta gelen görüntülerde 3,5 ay olduğu ZAP'ta. Büyük çatışmalar var. O kadar ilginç görüntüler geliyor ki dedim ya Türkiye'de Gerilla TV yasaktır. Keşke girebilseydiniz. Girerler mutlaka vardır. Ee, yeni bir Çakin helikopteri bilmiyorum. Helikopterin ismi nedir gerçekten bu düşen helikopterin ismi ne bilmiyorum ama artık Skors kimidir ya da diğerini bilmiyorum. Bir sürü helikopterler var yani. Dolayısıyla önemli değil fakat önemli olan Türkiye kamuoyu bu, 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 şeylerden haberdar olmamasıdır. Yani basın susuyor mesela bu adamlar görüntü yayınlıyor ama basın ses çıkarmıyor. Kimsenin umurunda değil ve o içinde kaç asker varmış kim bilir. Kim bilir kaç asker benim tahminime göre ee, orada 8-9-10 askerden aşağı olamaz yani. Mümkün değil. Bu askerler ne oldu, nereye gitti kimse bilmiyor. Yandı bitti kül oldu. Ortada bir şey yok. Açıklayan da yok. Hiç kendine dert eden de yok. yani. Şu anda devlet öyle bir savaş yürütüyor ki halkı tamamen haberdar bırakmış, e, habersiz bırakmış ve e, kendi kendine top oynuyor, koşturmaya devam ediyor, halkı sömürmeye devam ediyor. Ne diyelim. <laughs> Yapacak bir şey yok. Şimdi değerli izleyenler Murat Karaylan'ın önemli açıklamaları var. Onlarla devam edelim. Halen gündemde önemli haberler var. Evet PKK Yürütme konseyi Üyesi Murat Karaylan ANF'e uzun bir röportaj verdi. Girip e, okumanızı ya da dinlemenizi öneriyorum. Kürtçe bilenler açısından söylüyorum ben. Ve kısa başlıklarında eğer size sunarsam bu savaş sürecinde onların kayıpları çok fazladır. Fakat biz ölüler üzerinden hesap yapmak istemiyoruz. Biz şunu demek istiyoruz. Siz öldürerek sonuca gidemezsiniz. Öldürmeyle PKK'yı tasfiye edemezsiniz. Öldürmeyle Kürtleri yok edemezsiniz. Öldürmeyle Kürdistan özgürlük davasının önünü kesemezsiniz. Çünkü Kürdistan özgürlük davası 14 Temmuz ruhunun tohumuyla ekilmiştir. Bu halk bir gerçekliktir. Bu parti bir gerçekliktir. Kürdistan gerilası bir gerçekliktir. Artık siz ortadan kaldıramazsınız. Biz bunu bu şoven zihniyette göstermek istiyoruz. Kürdistan özgürlük gerilası yenilmezdir. Biz bunu ispat etmek istiyoruz. Yoksa kastımız daha fazla insan öldürebilmek değildir. Yo, e, hayır, biz ölümleri durdurmak istiyoruz. Biz ölümlerin önünü almak istiyoruz. Ancak tabii ki biz onurlu bir devrimci savunma savaşını yürütüyoruz. Halkımızın onurunu ve kazanımlarını savunuyoruz halkımızın ve tüm demokratik güçlere geleceğini savunuyoruz. Bunun için bu savaşı yürütüyoruz, yapıyoruz diyor. Ee, Murat Karaylan devam ediyor. Şimdi KDP yardım ediyor. Yani Türk Devleti ile işbirliği yapıyor. Bu KDP'ye dönük bir suçlama değildir. Bir gerçektir ve herkes bunu görmektedir. Ancak şu da bir gerçekliktir ki KDP'nin KDP'nin yardımı, işbirliği ve Kürdistan Bölgesel Hükümeti'nin sessizliği olmasaydı, Türk devleti bu kadar silahla, bu yöntemle 3 ay boyunca bu savaşı dam ettiremezdi. Yani hükümet böyle sessiz kalınca ve yalnızca sessiz kalmayı bölgeyi baştan başta basın kurumları ve heyetler olmak üzere giriş çıkışlara kapatınca hem kimse bu savaştan haberdar olmuyor hem de Herkes bunu normal görmeye başlıyor dediği Murat Karaylan aldığım nokta son olarak. Mesela kimileri PKK nedeniyle bu savaşın yaşandığını söylüyor. Öyle değildir ama hadi öyle varsayalım. O zaman işte PKK savaşıyor. O zaman sen de hiç olmazsa PKK'yı kuşatmaya alma. PKK'ye karşı çalışma. Eğer PKK içinse PKK direniyor, bedel veriyor ve her şeyini ortaya koymuş durumda. Bu mertlik değil mi? Yurseverlik değil mi? Kürdistanlı olmak değil mi diye soruyor. Uzun bir röportaj dediğim gibi e, o röportajı okumak isteyen de lütfen e, pardon, eee ANF'ye girsin. Fırat Haber Ajansı'na ve oradan e, bu uzun röportajı, dolu gündemi aslında özetleyen bir röportaj bence girip e, okumanızı öneriyorum. Değerli izleyenler başka bir haberle devam edelim. Eee Rus analist Vladimir Sotnikov çok ilginç bir değerlendirme yapmış. AFP'ye bir açıklamada bulunmuş. Diyor ki, yani İran'daki görüşmeden bahsediyor. Diyor ki bu görüşmenin zamanlaması tesadüf değil. Türkiye Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı özel operasyon gibi Suriye'ye bir özel operasyon yapmak istiyor dedi. Öte yandan Türkiye'nin askeri hareket tehdidi altındaki Rojava'da ise olası bir saldırı hazırlığına karşı biliyorsunuz geçen hafta zaten olağanüstü hal inan edilmişti ve mazlum Ebti'nin yaptığı çağrı vardı, açıklama vardı. Biz her haliyle kendi halkımızı sonuna kadar savaşmaya, direnmeye hazırız demişti. Bu konuda uluslararası güçleri de yine duyarlı olmaya çağırmıştı. Ama bir şey söyleyeyim size yarın biliyorsunuz büyük zirve gerçekleşecek. Suriye'nin geleceği ve Kürtlerin geleceği masaya yatırılıyor ve yine yarın Kürtler pazarlık konusu edilecek. Tam bu noktada de bir açıklama yaptı bugün. Demokratik Suriye güçleri Türk İstihbarat Teşkilatı MIT'in Suriye Ulusal Ordusu altında bir araya getirilen çete grupları Suriye toprakları dışında askeri göreve hazırlamaları için görevlendirdiklerini duyurdu. Bu da şu anlama gelir. Yani Güney Kürdistan'a yeni bir şey de gönderirler. Çünkü 5000 kişi göndermişlerdi. Suriye'den çete getirmişlerdi. Ama gazetelerin bu açıklamasına göre Türk ordusu bu görevlendirmeyi 3. görev olarak adlandırdığını dikkat çekmiş. Gazete 3 e, sayısının MIT'in perspektifine göre çetelerin katıldıkları dış görevlerin sırasını gösterdiğini işaret ediyor. Bunlar arasında birinci görev Libya, ikinci görev ise Azerbaycan'ı ifade ediyor. Üçüncü görev ise ...Kürdistan'ın, Güney Kürdistan'ı işaret ediyor diye... ...Kelsa'da bu konuda dikkat çekiyor. Ee, evet, Rojava ve Kürtlerin geleceği... ...dediğim gibi yarın masaya yatırılıyor. Yine... E, ...aslında diktatörler bir araya geliyor desek... ...yanlış bir şey olmayacak. Kendi halkına ve diğer halklara... ...zulüm edenler bir araya geliyor desek... ...yanlış bir şey söylememiş oluyoruz. Çünkü e, gerek Rusya, gerek İran ve gerek Türkiye'de... ...şu anda bulunduğumuz... E, ...dünya konjektöründe ve o coğrafyada... ...kendi halkına en çok zulüm eden, kendi halkını seferete sürükleyen e, üç devlettir. Yani Rusya Ukrayna'yı resmen işgal etti, kendi diktatörünü gösterdi. E, Erdoğan'ın saymakla bitmeyen, Kürtlere karşı özellikle gerçekleştirdiği o katliamları saymakla bitmiyor. E, İran desen yine hem Kürtleri katlediyor hem de kendi halkını o kadar büyük bir çembere almış ki. Yani e, insanlara rahat bir şekilde e, idam edebilen ve e, hakın, hukukun, adaletin hiç olmadığı Üç tane ülkeden bahsediyor ve o üç ülkenin lideri bir araya geliyor. Bu, bu üç liderde herkesin kendine göre bir amacı var. Ee, ama en önemli konu Kürtlerin yine pazarı konusu olacağı ve Kürtlerin geleceğinin Kürtler olmadan konuşulacağı, tartışılacağı, kararların alacağı kara bir gün olacak. Ben onu size söyleyeyim. Kürtleri büyük bir tehlike bekliyor ve ben bu görüşmeden gerçekten de büyük bir e, şey hissediyorum. Yani Kürtlere karşı topyekun bir savaşın e, bir özellikle Rojava'ya, Girme noktasında Erdoğan'ın e, büyük ödünler vererek bunu bir şekilde Rusya açısından söyleyeyim ben. Belki Amerika tarafına karışmayacak ama Rusya'nın kontrolündeki bölgelere böyle bir e, işte bu Rus e, analistinin de dediği gibi Türkiye'nin tek amacı nasıl ki Rusya gittiği Ukrayna'yı ihlak ettiyse aynı şekilde Rojava'ya büyük bir e, saldırı gerçekleştirmek dedi. Günün videolarına geçelim. Değer